Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir, umarım iyisinizdir, güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Bugün sizlerle yeni ürünler deneyeceğiz. Çok merak ettiğiniz bir iki ürün vardı ve bir tanesini özellikle çok beğendim. Çok heyecanlıyım sizinle paylaşmak için. Videoya geçmeden önce, ürünleri göstermeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram hesabından da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi hemen ürünleri göstereceğim size. Daha sonra ten makyajımı yapacağım. Her zaman bildiğiniz ürünlerle ve hemen ürünleri denemeye geçeceğiz. İlk olarak size en merak ettiğiniz ürünü göstermek istiyorum. Gerçekten ben de çok merak etmiştim ve bayıldım. Kullandığımda doğruyu söyleyeyim, çok beğenmedim. Daha sonra gün içinde makyajımı görünce, bu arada böyle tutuyorum ama ne olduğunu anlamışsınızdır ama yine de söyleyeyim. Beauty's'in Fake It'inin kahverengisi. Bulmak gerçekten çok zor olmuştu. Fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 39 liraydı indirimli fiyatı. Sonunda bir tane bulabildim. Dediğim gibi denediğimde ilk olarak pek beğenmedim. Dedim yani o kadar da iyi durmuyor. Ama sonra makyajın bütünüyle tüm gün kaldıktan sonra bayıldım. Ve şu an yine her gün kullandığım bir rimel oldu. Bunu deneyeceğiz. Hani en başından söylüyorum, çok beğendim. Sizin de çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Ama tabii ki bugünkü makyajı nasıl durur onu da bilmiyorum. Bunun dışında Beauty Girl markasının kapatıcısını denememi çok istiyordunuz. 30 lira indirimli fiyatı. Ben light rengini aldım. Light, medium ve dark var. Umarım light olur. Bunu da deneyeceğiz. Yine Beauty Girl markasının şöyle bir gloss'unu aldım. En açık rengini aldım gloss'ta. Çünkü en böyle yansımaları olan, en böyle simli duran gloss buydu. Birazcık dedim hani ışıltıyı görelim. O yüzden bunu aldım. Bunun da fiyatı 30 liraydı. Yine Beauty Girl'den bir ürün aldım. Bu da kalem ruj 01 numara 18 lira gibi bir fiyatı vardı. O yüzden bunu da çok merak ediyorum. Bakalım nasıl? Bunu da bir denemek istedim. Biraz dudak ürünümüz fazla oldu herhalde. Ve bir de yine çok merak ettiğiniz, benim de yine çok merak ettiğim pastelin bu paketlemesi çok güzel olan, değişik olan gloss'unu bulabildim. Bunun da fiyatı 50 liraydı diye hatırlıyorum. Bugün bunların hepsini deneyeceğiz ama bir ürün daha var, onu unuttum. Şimdi geçen videolarda NIU markasının jel glitterini denemiştik. Ben o glitteri çok fazla beğenemedim. Çok fazla değil yani, göz üzerinde belki benimle alakalıdır, benim kullanımımla alakalıdır. Toparlandı ve çok iyi bulmadım. Hatta buraya da uyguladık. Siz de beğenmediniz. Ben de beğenmedim. Ve genelde Instagram'da baktığımda, yani Reels'larda baktığımda bu glitterler çok beğeniliyor. Ama genelde övülen marka Eve'de satılan MOV markası. Paketlemeleri aynı. Hani aynı marka mı diyorum, Nefes Kozmetik NIU'da mı acaba öyleydi? Hani bilmiyorum. Ama bir de bu MOV markayı deneyelim istedim. O yüzden Eve Shop'tan bu sefer Gold'unu aldım. Bu sefer birazcık daha az uygulayacağım. Hani böyle direkt glitter deneme değil de makyajımın üzerine, göz makyajımın üzerine geçeceğim. Belki bu şekilde daha iyi olur. O yüzden bir şans daha vermek istedim ve Gold'unu aldım. Eve Shop'ta 35 liraya satılıyordu. Bunu da bugün deneyeceğiz. Şimdi ben her zamanki ürünlerimle ten makyajımı yapacağım. Kaşlarımı dolduracağım. Sonra hemen ürünleri denemeye başlayacağız. Kaş şekillendiricim kuruyana kadar her zaman olduğu gibi makyaj bazımı kullanacağım. Her zamanki bazım Impossible. Ben bu ürünleri sürekli videolarda gösteriyorum, sürekli kullanıyorum. Bazen hızlı hızlı geçiyorum ama çok DM alıyorum arkadaşlar. Ya da sorularda da, yani yorumlarda da geliyor. Arada o yüzden tekrar tekrar bahsedeyim. Bazen çünkü hani en sevdiğin makyaj bazı soruluyor. Bence bayağı belli hangi baz olduğu. Ben bundan çok memnunum. Yağlı, karma bir cildiniz varsa, gözenekli bir cildiniz varsa bence yani direkt bu bazı alabilirsiniz. Fiyatı da şu an 54 lira diye biliyorum, indirimli fiyatı. Ben bittikçe bu bazdan alıyorum. Çok 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 memnunum. Böyle birazcık daha cildinizi yağlandıran fondötenleriniz, BB kremleriniz falan varsa altına bunu uygularsanız çok daha iyi görünecektir. Ve gözenekleri de hemen blurluyor. Çok hafif böyle. Şimdi hemen kaşlarımı dolduruyorum. Light'ın 160 numarasıyla. Mikro olanla. Bu arada bir yandan da muhabbet edelim mi? Aklıma bir şeyler geldi çünkü de. Geçen videoda CC krem denedik ya BB için'in. BB için'in değil mi? Evet. O kremi demişsiniz ki işte hani cildine çok uydu, çok güzel oldu diye.
sonradan cilde oturuyor krem arkadaşlar. Ben ilk aynada kendime baktığımda Casper gibi bembeyazdım. Çok herhalde kameradan ya yansımadı ya da hemen bronzer uyguladım. Çok anlayamadınız o kısmı. Işıktan dolayı da olabilir. Ama hakikaten hani ilk sürdüğümde dedim ki ben bununla hani dışarı çıkmam. Çünkü bayağı beyaz görünüyordum. Sonra yani tam böyle oksitleniyor diyemem. Bence hiç oksitlenmiyor ama cilt rengini buluyor. Böyle koyulaşıp hani turunculaşmıyor. Teninize oturuyor. Öyle bir CC krem. Bayağı beğendim ben de hakikaten sonra videoda baktığımda. Yani videonun sonlarına doğru. Kapatıcılığı falan da çok güzel. Zaten DM'leştik de herkes çok beğenmiş. Almak isteyenler vardı. Evet, bence bu kadar yeterli kaşlarda. Hemen fondötenimi uygulayacağım. Estée Lauder'ı kullanacağım. Yani çok yukarıya sürmemeye çalışacağım ki getirdim birazcık ama kapatıcıyı daha iyi görebilmek için. Ben birazcık yukarıya getirdim. Burayı sileceğim arkadaşlar. Sonra haklı olarak hani çok fazla yukarıya fondöteni uyguladın, kapatıcıyı anlayamadık diyenleriniz oluyor. Çok geçmiş videolarda olmuştu. O yüzden birazcık sileceğim. Şimdi böyle uyguladığıma bakmayın. Elim kaçtı gene. Evet, şöyle göz altımı sildim. Bu arada içeri gitmişken Niu'nun glitterine de baktım. Nefes Kozmetik iki glitter de aynıymış. İsimleri farklı. Yapıları da aynıdır muhtemelen ama o zaman çok kullanmıştım. Bu sefer sadece şöyle makyajımın üzerine kullanacağım. Ve belki renkten renge de fark ediyordur. Aynı ürünü gittik aldık ama olsun. Bir de böyle deneyelim. Farklı bir rengini denemiş olalım. Şimdi hemen kapatıcıya geçeceğim. Şöyle göstereyim. Sildim buralarımı. Light rengini aldım. Fiyatı 30 lira. İnşallah renk olur. Çok açık olmaz. Ama olacak gibi görünüyor. Açık olacak bence. Ya da yok ya. Niye açık olsun değil mi? Açık. Neyse. Bakacağım şimdi. Hemen kapatıcı fırçamı alayım. İlk olarak bir kapatıcı fırçasıyı da uygulayacağım. Evet. Açık. Ben süngere geçiyorum. Yapısı yoğun. Daha ilk harekette bunu söyleyebilirim. Yapısı bayağı yoğun. Aynada çok beyaz falan durmuyor. Hatta gayet aydınlık, iyi duruyor. Sadece birazcık iyi yedirmek lazım. Şimdi size hemen yorumumu yapayım mı? Şöyle aynada gördüğüm kadarıyla hiç göz makyajına geçmeden bir concealer yorumu yapmak isterim. Çok şey durdu biliyor musunuz aynada? Fresh durdu. Vallahi yani yapı olarak mesela kolay dağılmıyor ama aynada görüntüsü bayağı iyi. Şöyle yaklaşayım size. Bakın ne kuruluk var ne de şu an hani direkt böyle uyguladığınızda da bazı concealer'lar çizgilere doluyor ya, ne de o görüntü var. Çok iyi duruyor. Açık falan da değil galiba. Zaten bronzerla falan o tamamlanır diye düşünüyorum kapatıcıda. Bayağı iyi duruyor. Beğenmeyeceğimi düşünmüştüm. Yapısı biraz yoğun ve dağıtması zor geldi ama bakalım videonun sonuna kadar dolma yapacak mı çizgilere? Onu da göreceğiz ama şu an beğendim ama fırçadan sonra da bir sünger istiyor gibi geliyor bana. Birazcık dağıtması zor geldi. Ben çok beğendim şu an. Biz şimdi göz makyajına geçelim. Ama ilk önce bronzerımı mı uygulasam? Birazcık renk mi gelsin? Bence birazcık renk gelsin. Bronzerımı uygulayayım. Sonra göz makyajına geçelim. Hemen bronzer fırçamı aldım. Ve favori bronzerım. Bakar mısınız ne kadar çabuk dibini gördüm. Çok beğendim bunu. Aşırı beğendim. Halbuki birazcık da böyle içerisinde ışıltı olan bir bronzer. Çok fazla ben böyle hani gözeneklerim ortaya çıkmasın, kusurlar ortaya çıkmasın diye biliyorsunuz çok sevmiyordum böyle ışıltılı şeyleri ama bu hiç böyle rahatsız edecek düzeyde bir ışıltıya sahip değil. Tekrar şöyle göstereyim. Wet n Wild'ın Sunset Striptease'i bittikçe kesinlikle alacağım bir bronzer oldu. Çok güzel. Eğer bu kapatıcı çizgilere dolmuyorsa, yani video sonuna kadar dolmazsa, gün içerisinde de bu şekilde kalırsa çok iyi duruyor. Şimdilik şöyle az geçeceğim. Eğer yüzümü birazcık böyle beyaz görürsem tekrarlarım bronzer uygulamayı. Allığımı da şimdi uygulamayayım diyorum. Hemen göz makyajına geçeyim. Ay çok gürültü yaptım. Hemen etiketlerimi bulayım. Aa, farbazı kullanmadım. Etiketleri bıraktık. Bir saniye. Farbazı uygulamadım. Wet n Wild'ın fotofokusunu kullanacağım. Şöyle çok azıcık yeterli. Aslında çok hafif de göz kapağıma concealer mı geçsem? Çok çok hafif ama. Bu sefer böyle deneyelim. Şu kadar. Evet, şöyle etiketleri düzelttim. Bence oldu. İnşallah olmuştur. Ama aklıma bir şey daha geldi. Onu da söyleyeceğim size. Bu videoda birazcık da size yeni makyaj rutinimden, yani yeni makyaj rutinim değil de
Günlük makyajım benim mavi eyelinerli ya, hep size söylüyorum. Bu sefer daha kahve bir makyaj yapmaya başladım. Yeni gelen kahverengi maskarayla birlikte ve çok beğendim. Onun öncesinde de o ışıltılı farı kullanıyordum. Hatta aktüel ürün videolarında da bu şekilde kullanıyorum ve çok beğenip soruyorsunuz. O yüzden bu videoda onu da göstermek istedim. Şimdi ben artık bronzerımı şöyle birazcık alıyorum ve kriz bölgesinden bronzer'ı geçiriyorum. Hafif böyle ısıtmak için. Çok hafif zaten bir ışıltısı var ya. Bu bir kere bir ışıltı veriyor. Ama parıl parıl değil. Bu sadece ısıtmak için. Şimdi esas size farı göstereceğim. O paleti gerçekten indirimdeyken mutlaka, yani diğer renklerini beğenin beğenmeyin, o ışıltılı renk için alın. Hakikaten böyle bir far yok bence. Çok iyi duruyor. Aşırı iyi duruyor. Paletin kendisi de bu arada bence çok güzel de. O far bir başka yani. Ve ben şu sıralar gerçekten takmış durumdayım. Yani şöyle gelişi güzel uyguluyorum bronzlarımı. Isıtmak için sadece. Ve size bahsettiğim far paletini ve ışıltılı rengi göstereceğim. Far paletim birazcık pis. Wet n Wild'ın Lights Off'u. Color Icon serisinin. Hemen size o ışıltılı rengi gösteriyorum. Şu. Muhteşem. Far paletindeki diğer renkler de çok güzel. Hem günlük hem gece makyajlarınızda, özel günlerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama şimdi gösteriyorum. Bakar mısınız şu yansımaya? İnanılmaz güzel. Hemen ben şunları çıkaracağım bu arada. Koyu renk sürecektim. Niye çıkardım? Neyse, tamam, hallederiz. Size şunu göstermek istiyorum. İşte aktüel ürün videolarında beğendiğiniz ışıltılı far bu. Kesinlikle ve kesinlikle indirimdeyken kaçırmayın bu paleti. Çok güzel bir palet. Hiçbir şey sürmenize bile gerek yok. Sadece şunu sürün ve çıkın. O kadar güzel ki. Şimdi ben çok fazla sürmeyeceğim çünkü üzerine bir de glitter geçmek istiyorum. Bakar mısınız yansımaya? Çok güzel duruyor ya. Aynada falan da o kadar güzel duruyor ki. Kesinlikle bu paleti... Ay, o kadar kirli ki paletim. Şu yeşil palet, anladınız. Mezuniyet makyajı yapmıştık ya. Birazcık şuraları koyulaştırmak istiyordum aslında ben. Bu paletteki şu kahveden azıcık alacağım ama umarım başarabilirim. Etiketleri de çıkardım. O keskin görüntüyü bozmak da istemiyorum ama şöyle çok hafif yapacağım. Bu arada concealer'da hala bir oynama yok. Evet, şu an benim makyajım bu. Yani günlük makyajım. Çok beğendim ya. Gerçekten bence çok güzel duruyor. Şimdi ben glitter'ı uygulamadan önce kirpik dibimden geçmeyi unuttuğum için hemen şu kahverengi fardan birazcık eyeliner fırçamı alıyorum. Çok hafif kirpik dibimden geçeceğim. Ah, şimdi çok haklı olarak diyeceksiniz ki kahverengi maskarayı nasıl göreceğiz? Bence görürsünüz ve anlarsınız diye düşünüyorum ama en, yani olmama ihtimaline karşı da bir şekilde ben size Reels olur, Instagram olur, burada bir ayrı bir videoda deneme olur, gösteririm. Ben bu şekilde uyguladığım için makyajımı böyle göstermek istedim size. Hemen de uyguladım valla. Kirpik dibime kahverengi farı. Ama görürsünüz diye tahmin ediyorum ya. Görürsünüz, görürsünüz. Birazcık da şu glitter'ı deneyelim. Şöyle göstereyim. Yapısı aynı. Ben az önce şeyi söyledim ya, glitter'lar aynı kozmetik markasını söylemişimdir diye düşünüyorum. Şöyle. Islak. Yani simleri vesaire çok güzel ama bu jel kıvam beni yine korkuttu. Ben şimdi şurayı sileyim. Azıcık şöyle pıt 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 uygulayayım. Bence renkten renge bir fark var. Çünkü uygular uygulamaz gerçekten mesela bu çok güzel duruyor. Bakar mısınız? Şimdi mavi de belki o gün yaptığım makyajla alakalı olabilir. Çok böyle değişik durdu yani. Siz de beğenmediniz, ben de beğenmedim hiç. Ama şöyle baktığımda konfeti tarzı, yani nasıl diyeyim, kesik kesik olan glitterlar da bayağı görünüyor. Normal sim şekli de görünüyor. Ha, ama hissiyat olarak mesela beni çekmiyor bu glitterlar. Çünkü şu anda bir gerginlik hissediyorum. Ve illaki bu çizgiye dolacak. Bu benim göz kapağımın yağlı olmasıyla da alakalı olabilir. Cildimle de alakalı olabilir. Belki sizde olmuyordur ama bakın şurada olacak yani. Hafif hafif buraya toplanacak. Ama kullanılır mı? Kullanılır. Bak, gold'u kullanılır. Yalan yok yani. Bayağı iyi duruyor. Bakayım görünüyor mu? Evet. Buraya birazcık daha fazla uyguladım. Bayağı iyi duruyor şu an. Ne biliyor musunuz olay? O gün sanırım alta bir makyaj yapmamıştık. Normal bir
krem renginde toz bir farın üstüne uygulamıştım ve mavi böyle saçma görünüyordu. Şu an mesela kahverengi farın üzerine çok güzel görünüyor. Aynada da çok güzel görünüyor. Asla mesela farı oynatmadı. Dolmasın diye birazcık şöyle durayım mı? Bence durayım. Belki sabitlenir. Belki benim hatamdır ilk videoda. O yüzden ben birazcık şöyle bekleyeceğim. Çünkü bayağı iyi duruyor. Golden'ı çok beğendim. O yüzden ben birazcık şöyle bekleyeceğim. 1-2 dakika sonra tekrar görüşeceğiz. Tekrar geldim. Şöyle birazcık kurutmaya çalıştım. Şimdilik çizgilere dolma yok. Hakikaten yok. Şimdi kahverengi rimele geçelim. Hem rimeli size göstereyim. Rimelle alakalı yorumlarımı yapayım. Daha sonra zaten dudak ürünlerine geçeceğiz. Bu arada da dolacak mı dolmayacak mı bunu da görmüş oluruz. Şimdilik sabitlendi gibi. Ben şimdi hemen bu Fake It rimele geçiyorum. Hemen size bir fırçasını göstereyim. Şöyle esnek bir fırçası var. Kılları çok uzun değil, kısacık. İlk olarak bir uygulayacağım. Şimdi rimelin ilk katı bu şekilde. Şöyle göstereyim size. Şimdi kirpik dibine far geçtin diyenler olabilir. Far sürdüğün için anlaşılmıyor diyenler olabilir. Ama bence aslında anlaşılıyor. Simsiyah değil, tam kahverengi, böyle gördüğünüz anda "Aa, kahverengi rimel sürmüş" diyebileceğiniz bir rimel değil. Ama böyle kırık, ya nasıl anlatayım onu, şey bir renk olur ya, böyle bir yumuşak bir renk olur ya, bu şekilde duran bir rimel. Yani farla, farsız vesaire rimel bu şekilde duruyor. Şöyle göstereyim size. Hemen ikinci katını uygulayacağım. Diğer yorumlarıma geçeceğim. Rimelin ikinci katı bu şekilde. Renk bu şekilde. Yani böyle hafif buğulu ve yumuşak gösteriyor gözlerinizi. Ben çok beğendim rimeli. Rimeli aşırı beğendim yani, öyle söyleyeyim hatta. Hiç bu kadar beğeneceğimi düşünmediğim bir rimeldi. Öncelikle bulduğunuz yerde kesinlikle alın derim. Bunun dışında şunu söyleyeyim. Tel tel görüntü istiyorsanız tel tel ayıran bir rimel değil. Topaklanan bir rimel, kirpiklerinizi yapıştıran bir rimel. Ama bu görüntü benim için gayet iyi. Bende bir sıkıntı yaratmıyor, doğruyu söylemek gerekirse hoşuma gidiyor. Ama dediğim gibi yani topaklanan ve yapıştıran bir rimel kirpiklerinizi. Bunun dışında kirpikleriniz kısaysa, kirpikleriniz gür değilse çok böyle wow bir etki beklemeyin. Ama kahverengi rimel seviyorum diyorsanız bence kesinlikle alın. Ben çok beğendim. Ya aşırı beğendim. Elimin üzerine sürsem acaba tam olarak gösterebilir miyim rengini size? Gösteremem. Maskarayı harcadık, görüyor musunuz? Şöyle. Renk bu. Denemediğimiz neye geçiyoruz? Birazcık allık kullanacağım ben. Birazcık allık süreyim. Daha sonra da gloss'lara geçelim. Allık olarak Merve Özkaynak Sephora paletindeki allıktan birazcık alacağım. Şöyle çok hafif. Bunu uygulayacağım. Şimdi gelelim gloss'lara ve ruja. Ben ilk olarak bunu denemek istiyorum. Bunu çok merak ediyorum. Yanlış hatırlamıyorsam fiyatı 50 liraydı pastelin. Bunu bulmakta da çok zorlandım. İlk defa şimdi sizinle birlikte deneyeceğim. Paketlemesi çok güzel. Ve fırçası da Reels'larda gördüğüm kadarıyla diyecektim. Evet. Şöyle bir fırça. Yani fırça değil, sünger değil. Şöyle bir aplikatör. İlk olarak hiç bir renk kullanmadan bunu kullanacağım. Kokusu çok güzel. Bir tık yapışkanlık hissi var ama çok ve rahatsız edici değil. Ama görüntüsü çok güzel. Çok güzel duruyor. Ve görüntüsü de çok tatlı olduğu için ben de kesinlikle alınabilir diye düşünüyorum. Biraz şeyi değişik geldi. Uygulaması ilk başta zor gibi ama ruj üzerine falan aslında daha iyi olabilir. En azından o sünger aplikatörler gibi değil, kirlenmez, belki silinebilir bile. O yüzden beğendim ben. Ben bunu sileceğim ki gloss'un da hani ışıltısını görelim, ruju da görelim. Şimdi gelelim Beauty Girl'ün Shiny Lip Gloss'una. Şöyle rengini göstereyim. 01, yok 02 numaraymış. 30 liraya aldım ben bunu. Kokusu şekerli gibi böyle. Evet, Beauty Girl'ün gloss'unun duruşu bu şekilde. Şimdi arkadaşlar, izninizle bugünkü videoda birazcık deliriyorum. Neden derseniz, çok beğendim hepsini. Aşırı beğendim. Mesela bunu bu kadar beğeneceğimi, Trendyol bildirimi, bunu bu kadar beğeneceğimi asla düşünmezdim. Neden derseniz, hep böyle elim koyu renklere gidiyor ya gloss'larda, rujlarda. Bu sefer dedim ışıltısı o kadar iyi duruyor ki böyle yansıması. Bunu deneyeyim. Durduğu gibi ya, yani şurada gördüğünüz gibi şu yansıma var ya mesela, ışık yansıması. Bakar mısınız? Çok iyi. Aşırı iyi. 30 liraya alınabilecek en güzel gloss
Olabilir. Ben Beauty Girl'ün allığını da çok beğenmiştim. Şimdi makyaj çantamda ses çıkarmayayım bulmak için size denemiştik ya, sürekli kullanıyorum. Ben onu da çok beğenmiştim. Bunu da çok beğendim. Concealer'da 1 gram oynama yok. Yine çok sıcak bir ortam olmasına rağmen ve benim mesela göz hatlarımda hemen böyle dolar, dolma yok. Sabitlemedik yani, pudra bile kullanmadık. Ben bayıldım. 02. Bunu kesinlikle unutmayın. 30 lira indirimde ve kaçırmayın. Çok iyi. Şu kalem ruja geçeceğim. Ben bu kalem rujlardan 01 numarayı aldım. Fiyatı 17,90'dı diye hatırlıyorum. Hiç böyle dudak kalemi falan uygulamayacağım. Şimdi rengi birazcık daha iyi görebilmeniz için şöyle gideceğim. Işıkta görün. Girl fanı oluyorum şu an itibariyle. Bugün denediğimiz ürünlerin hepsini çok beğendim. 20. kez söylüyorum. İndirimdeyken kesinlikle kaçırmayın. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım güzel bir şekilde size gösterebilmişimdir ürünleri. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ayrıca merak ettiğiniz başka ürünler varsa yine yorumlarda bekliyorum. Peşine düşeyim hemen. Deneyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.